Fransız sinemasından başlayan ve modern sinemada bir devrim yaratan yeni dalga akımının kurucularından olan, Son Nefes, Alphaville, Erkek Dişi, Maskulin Feminin gibi başyapıtların mimarı, dünya sinemasının efsanesi Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Godard'ın ölüm haberini Fransız Liberation gazetesi duyurdu, birçok filme imza attı. Eric Rohmer, Jacques Rivette ve François Truffaut gibi çağdaşlarıyla birlikte Godard, 1950'lerin sonlarında Fransa'da ortaya çıkan deneysel bir film hareketi olan, Nouvelle Vague'da, Fransız Yeni Dalgası, önemli bir figürdü. Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen, farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı. Aynı zamanda anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard, senarist ve sinema eleştirmeni olarak da dikkat çekmişti. Jean-Luc Godard kimdir? 1930 yılında Paris'te dünyaya gelen Godard, İsviçre'nin Nyon kentinde büyüdü ve eğitim aldı. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı. 1940'ların sonuna doğru annesi ve babası boşanınca Godard, etnoloji, budunbilim okumak için Sorbonne Üniversitesi'ne girdi. 1949'da okulu bitirdikten sonra Paris'e dönen Godard, savaştan sonra Fransız başkentinde gelişen entelektüel, sine kulüplerde doğal bir yaşam alanı buldu ve Fransız Yeni Dalgası'nın adımlarını attı. Fransız Yeni Dalga akımı nedir? Nouvelle Vague, Yeni Dalga, geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eş zamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır, herkes film yönetmeni olabilir. 74, üncü MMY ödülleri sahiplerini buldu. Serseri Aşıklar'ın yönetmeniydi. Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile, Cahiers du Cinéma'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi, Serseri Aşıkların, About the Safle çekimini tamamladı. Serseri Aşıklar, 1960, Hafta Sonu, 1967, 1+1, 1968 bu dönemin ürünleridir. Bu dönemde Godard, deneysel çalışmalar yaptı. O günlerin önde gelen felsefi görüşlerini, özellikle varoluşçuluk üzerine inşa edilmiş sinema tezlerini göz önünde bulundurdu.